Bu videomuzda linklerden bahsedeceğim. Bunun için yeni bir sayfa oluşturuyorum. Linkleri kullanacağımız etiketimiz A etiketi. Burada A verildiği zaman arasındaki boşluğa yazılan şey bizim linkimizin üstünde yazacak kısım olacak. Diyelim ki burada bir sayfaya yönlendirelim kendi sayfalarımız arasında. Şöyle yapalım. Diyelim ki layout sayfasına git yazsın üstünde. Peki nereye yönlendireceğini nasıl belirleyeceğim? Burada href özelliğiyle belirleyeceğim. İnternetten istediğiniz sayfanın linkini alıp bu araya yapıştırabilirsiniz. Ben bunu değil, yani bu zaten çok kolay. Bunu göstermeyeceğim. İnternetten herhangi bir linki alın. Bu href'in arasına yapıştırın. Çalışacaktır. Ben biraz daha hani sıkıntılı olanı göstereceğim. Sayfalarımız arasında nasıl yönlendirme yapacağız? Aslında sıkıntılı da değil ama yapılması daha zor olanı göstereceğim. Dediğim gibi internetten linki kopyalayıp bu href'in arasına yapıştırarak başarılı bir şekilde linkinizi oluşturabilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. Slash diyeceğim. Bu klasörün içindeki şu sayfayı seçeceğim. Yani burada bir URL varmış gibi düşünün. İnternette bulunan URL'ler gibi. Bu URL benim sayfama yönlendirecek beni. Yani diyelim ki 2-3 tane sayfa yaptınız web sitesi için. Bunları birbirine yönlendirmek amacıyla linkler verilebilir. Bunu çalıştırıp görelim. Tıklıyorum. Beni bu layout sayfasına yönlendirdi. Layout sayfası boştu. Fakat ne yaptı? Benim burada bu sayfam açıktı. Yani şuradan takip edebilirsiniz. Links sayfam açıktı. Tıklayınca ne yaptı? Links'i kapattı, layout'a yönlendirdi. Ben bunu istemiyorum. Diyelim ki tıkladığımda yeni sekmede açsın istiyorum. Bunu yapmak için burada gelip target özelliğini alt-blank, yani boş sayfada aç şeklinde belirleyeceğim. Beraber çalıştırıp deneyelim. Gördüğümüz üzere tıklayınca yeni sekmede bizi buraya yönlendirdi. Bu videomuz bu kadardı. Bundan sonraki videomuzda elementlere link vermeye değineceğim.